Evet, özellikle bayan arkadaşlarımızı ilgilendiren önemli bir konuda konuşmak istiyorum. Önemli yanı hiç kimsenin açık açık konuşmaya götünün yemediği bir konu. Ama bizim zaten işimiz bu. Kimsenin konuşmaya cesaret edemediği konular hakkında konuşmak. Son dönemde çok fazla kadınlar aslında güçlü olacak ama erkekler tarafından engelleniyor. Ya da bir kadın olduğum için benim güçlü olmamı küçük erkek egosu kaldıramıyor şeklinde paylaşımları gittikçe daha fazla görmeye başladım. Tabii ki bunu paylaşan kişiler hakkında da konuşacağız. Dikkat etmişsinizdir arkadaşlar. En gelişmiş ülkelerde bile kadın haklarının çok ileride olduğu ülkelerde bile kadınların geriden geldiğini görürüz. Ve aslında gittiğin zaman farkı görürsünüz. Türkiye'de de büyük şehirlerde falan hani kadın hakları var denir. Ama batıya gittiğin zaman çok daha aktif görürsünüz kadınları. Ve dersiniz ki lan bizde de o kadar yokmuş aslında. Buna rağmen yani kağıt üzerinde bir engel olmamasına rağmen, kağıt üzerinde bir engel olmamasına rağmen neden kadınlar birçok konuda erkeklerden geri kalıyor? Yani sporu geçtik orada fiziksel olarak üstünlükleri yok onu biliyoruz. Ama diğer alanlar, bilim alanındaki sayılarının azlığı, iş dünyasındaki sayılarının azlığı. İnsanlar dalga geçmek için back to the kitchen falan der ama aşçılıkta bile erkeklerin ön planda olması. Ve hatta öyle bir noktaya gelindi ki yılın kadını denilen insanlar hep erkek. Son birkaç seneye bakın yılın kadını seçen insanlar da erkek. Kadınların ellerine alınmayan bir kadınlıkları kalmıştı. Şimdi o da alındı. Erkekler onu da aldı. Eskilerden bir video vardı. Troll bir video. Man vs. Toddler diye. Her yarışmada yetişkin adam küçük çocuğu yeniyor tabii. En sonunda küçük çocuk olma yarışması var. Adam onu da daha iyi yapıyor küçük çocuktan. Yılın kadını ödülü ya. Adam geliyor saçını uzatıyor o ödülü de alıyor elinden. Bu soruyu Facebook grubunda sorduğumda bazı kişiler bildi. Ben kendi yorumumu yapmadım. Podcast'te söyleyeceğim dedim. Diğer arkadaşların söyledikleri yanlış değil. Ama benim söyleyeceğim şey onların da zaten kökeni. Bazı söylenenler sebep değil sadece bir engel. Bazı söylenenler de sadece bahane. Bazı arkadaşlar millet çok sığ cevaplar yazmış demiş. Çünkü bunun gerçekten çok sığ bir cevabı var çok basit bir cevabı var. Ben bunu söyleyeceğim. Söyledikten sonra millet yani ekşide falan uzun 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 böyle yok. Sosyopolitik yok bilmem ne. 1900 bilmem nesi. Hayır 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 hayır. Hayır. Çok fazla kelime yapınca haklı olmuyorsun. Çok basit bir cevabı var. Çok basit. Yani bu net bu sorunun cevabı. Keşke tartışmaya noktayı bugün koyuyoruz deseydim. Tabii ki konmayacak. Çünkü insanlar sonsuza kadar tartışmaya, sonsuza kadar politize etmeye devam edecek. Sağ gericiler diyecek ki işte Tanrı birini öbüründen üstün yaratmıştır, öbürünü daha aşağıda yaratmıştır. Sol gericiler diyecek ki erkekler iş dünyasında kadın... Fucking... <laughs> Siz hiç hayatınızda böyle bir erkek gördünüz mü? İş dünyasında kadın görmek istemiyorum. Manyak mısınız lan? Herkes kendi ekibinde daha fazla kadın olsun diye çıldırıyor. Neyse bununla ilgili de konuşacağız. Çok böyle cevabı uzatan troll video olmak istemiyorum. O yüzden cevabı önceden söylemek istiyorum. Sonra tartışmaya gireriz. Cevap şu arkadaşlar. Kadınlar birçok konuda erkeklerin gerisinde kalıyor. Çünkü kadınlar doğası gereği daha pasif. Erkekler doğası gereği daha atılgan, daha avcı, daha agresif. Cevap bu. Cevap bu. Maalesef farklı farklı insanlar farklı farklı şekillerde bu olayı kullanmak için farklı farklı bahaneler uyduruyorlar ve uydurmaya da devam edecekler. Ama cevap bu. Şimdi kahvemi bir ısıtayım, bir tuvalet molası vereyim. Ondan sonra bu işin politize edilmesini ve iddia edilen bahanelerin neden yanlış olduğunu konuşalım. Evet geri geldim ve bu konu hakkındaki tartışmalara tek tek bakalım. Öncelikle sözüm yine sadece bizi takip eden bayan arkadaşlara. Beni sevmeyen veya takip etmeyen ya da nefret takibi yapan arkadaşlar bu söylediklerimin muhatabı değil. O yüzden tetiklenip de gidip sağda solda yazı yazmayın. Bizi dinleyen bayan arkadaşlarımız belki şunu düşünüyordur. Evet doğru olabilir ama benim umurumda değil. Yani benim bir işim var. Aldığım para bana yetiyor. Bu aldığım parayla istediğim hobilerimi yapabiliyorum. Mutluyum. Dünyayı paylaşmak erkeklere kalsın. Benim umurumda değil. Bunu söylemeye de kesinlikle hakkınız var arkadaşlar. Bunu neden söylüyorum? Çünkü sol gericiler tarafından kadınlar zorla arkada ittiriliyor. Eğer umurunuzda değilse yapmak zorunda değilsiniz. Bazı kesimler tarafından zorlanıyor. Yani sanki sen dünyaya hükmetmek zorundasın vesaire. Yani bunlar ilginizi çekmiyorsa bu sizin güçsüz ya da zayıf olduğunuz anlamına gelmez. Sizi ne mutlu ediyorsa onu yapın. Bazı kadınlar var. Şeyde görüyoruz işte evlilik programlarında kadın kendi diyor. Adam diyor para kazansın. <laughs> o biraz ekstrem versiyon işte. Adam para kazansın beni çalıştırmasın diyor. Çalışmak istemiyorum diyor. Bu bir. Yani herkes dünya lideri olacak diye bir kural yok. İkincisi bu konuyla dan konuşuyorum. Sevgili bayan arkadaşlar, Türkiye'desiniz, hele ki böyle işte okumuş, üniversiteye gitmiş, şehirli birisiniz. Bir şey olmak istiyorsanız o şeyi başarabilirsiniz. Atatürk bu ülkeye medeni kanunu getirdi. Önünüze engeller çıkacak mı, çıkacak. Kadın olduğunuz için spesifik engeller çıkacak mı, çıkacak. Erkeklerin de erkek olduğu için önüne spesifik engeller çıkıyor. Ama ne olmak istiyorsanız yeterince kendinizi verirseniz yeterince kasarsanız o şeyi olabilirsiniz. İşte erkeklerin dünyası, küçük erkek egoları, iş hayatına böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunlar bu konunun primini yapan kişiler tarafından söylenen şeyler. Bugün çok fazla görüyorum arkadaşlar. Farklı farklı yerlerden yani aynı muhitten değil bu kişiler. Ama ortak özelliği benim tanıyor olmam ve benim gençliklerini de biliyor olmam. Çıkıp kadın olduğum için bana baskı yapıyorlar diyenler kadınlığımı yaşayamıyorum, beni engelliyorlar diyenler. Erkekler o küçük egoları sarsılacağı için güçlü kadın görmekten korkuyorlar diyenler. Arkadaşlar bunu diyenlerin ortak özelliği şu. Bu hiçbir zaman sekmedi bak. Bu kişiler gençliklerinde her türlü avantaja sahip olmuş kişiler. En pahalı okullarda okuyan kişiler, aileleri zengin kişiler ve merisu, tam bir merisu yani. Popüler kişiler, herkes tarafından sevilen kişiler, aktif kişiler ve bütün bu sebeplerden dolayı erkeklerin de etrafında arı gibi döndüğü kişiler. Ve bütün bunlar yaşanırken ben yani ezen erkek, faşist, kadınları ezen erkek ne yapıyordum mesela o sıralarda? Hikayeler falan yazmaya çalışıyordum. Bilgisayarda müzik falan yapmaya çalışıyordum. Yani şu an yaptığım işin temelinin de temelini atıyordum. Asosyal bir insandım ama bunu da kendimi kurban göstermek için söylemiyorum çünkü ben ilgilenmiyordum. Yani insanlar bana efesen defol arkadaş olma bizimle demiyorlardı. Benim ilgimi çekmiyordu. Öyle ki bazı öğrenciler veya bazı gençler nokta atışı böyle seçilir, cımbızla alınıp bir yerlere böyle representatif olarak falan gösterilirdi. Bizim haberimiz bile olmazdı bu olaydan. Haberimiz bile olmazdı. Yani benim gibi insanların ve böyle insanların şimdi bu noktaya gelip kadın olduğumuz için engelleniyoruz demesine gerçekten götümle gülüyorum. Bir, ikincisi de bu insanların kazandıkları gelirlere bakarsanız şu anda hani şey de demiyorum. Bazı arkadaşlar onu demiş ya. Prenses gibi büyütüldükleri için kasmıyorlar. O yüzden başarısız oluyor. Başarısız mı acaba? Çünkü aldıkları para müthiş paralar. Pozisyonlar müthiş pozisyonlar. Yani istedikleri her şey var zaten. Bu arkadaşlar yani sürekli kadın olduğum için şöyle kadın olduğum için böyle kadın sürekli kadınlığını kullanan kadınlığının arkasına yani kadın kelimesini sürekli kullanan insanlarda hep bunu görüyorum arkadaşlar. Bu o kişilerin gimmick derler ya o kişilerin olayı o. Mesela sürekli bunu söyleyince ne oluyor? Hemen o Batı medyasının Türkçe versiyonları falan var ya onlar geliyorlar röportaj yapıyorlar. Vah 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 kadın olduğunuz için eziliyor musunuz falan diyorlar. Sanki doğuya köye gitti ha. Sanarsın ki başlık parasıyla zorla kocaya verilmiş biriyle konuşuyor. Ya da kendisi başarısız olan ve bunlara gerçekten inanan insanları çevrelerinde topluyorlar. Onların üzerine ekmek yiyorlar. Yani bunu söyleyerek başka kadınları tokatlıyorlar. Her çeşidini gördüm bu insanların. Arkadaşlar Şimdi isteyen istediği kadar kızsın. Hiç umurumda değil. Ben şimdi çıkıp da sabahtan akşama kadar erkeğim. Erkek olduğum için böyleyim. Erkek. Ben bir erkeğim. Sonra tekrar. Bir erkek olarak. Böyle bir şey desem insanlar benim hakkımda ne düşünür? Başka bir şey söylemiyorum. Aynısını Demet Akbağ'ın karakteri de yaptı ya filmde işte o. Yani ellerinde her şey var. Her türlü imkana sahipler. İsteseler her şey olurlar. Bir kadınım deyince her yerden bunların üstüne basın yağıyor. Ama ezilenler de bunlar yanlış olmasın. Faşist biziz. Bayan arkadaşlar lütfen bu tuzaklara gelmeyin. Bu kişiler bu olayı gimik olarak kullanıyorlar. Bu kişilerin olayı bu. Yani sen mesela şu an beni dinleyen bayan seyircim. Acaba başörtümü çıkarsam ailem beni reddeder mi? Ailem beni evden atar mı falan diye düşünüyorsun. Sen bunu düşünürken bu prensesler kadın olduğumuz için şöyle eziliyoruz böyle eziliyoruz deyip Allah'ın günü basına röportaj veriyor. Ve o yüzden de yükseldikçe yükseliyorlar. Ve bunun tam tersini de görüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Yani Mesela liseden beri çalışmak zorunda kalan, ailesinin durumu iyi olmadığı için ailesiyle sürekli kavga içinde olan, ailesinden sürekli baskı gören, ailesi tarafından sürekli ezilen bu insanlar bile bu kadar çok kadınlık kullanmıyor. Bu insanlar bile bu kadar çok erkek düşmanlığı yapmıyor. Bu insanların ağzından küçük erkek falan böyle şey duyamasın. Çünkü çalışmakla meşguller. Emek vermekle meşguller. Üretmekle meşguller. Gerçek işler yapmakla meşguller. Yani bir gerçek meslekler vardır. Faydalı işler yaparsın. Bir de diğer zengin arkadaşları tokatlama işleri vardır. X-Y seminerleri falan. Eyvallah. Ben de sizin yerinizde olsam ben de yaparım. Niye kasayım ki? Yaptığınız kötü demiyorum yani. Bulmuşsun sağacaksın tabii. <laughs> Çok fazla konuşulan bir tartışma konusu. Doğum. Doğumdan dolayı kadınlar geride kalıyor deniyor. Doğumdan dolayı erkekler iş vermemeye belli deniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü benim de gördüğüm hiçbir şirket ya da hiçbir kurum sap gibi dolaşmak istemez yani. Şu deniyor. Kadınlar doğum yapınca işte emzirmesi, beslemesi, büyütmesi 3,5 sene gidiyor, 4 sene gidiyor diyen var. Yok 18 sene. Yani orada iki tost bir ayran falan yesen onları da kaçsan falan 18-20 sene gidiyor. Evet bu bir engel arkadaşlar. Kesinlikle bir engel. Ama gerçek sebep bu mu? Gerçek sebep bu değil arkadaşlar. Nereden biliyorum? Çünkü eğer dediğiniz doğru olsaydı doğum yapmayan kadınların şu anda erkeklerle başa baş olması lazımdı. Bir ikincisi de doğum yapan kadınların hepsinin erkeklerin gerisinde olması lazımdı. Bu da doğru değil. Ya da şunu düşünüyor musunuz gerçekten arkadaşlar? Yarın bir gün rahim dışı doğumlar yapılabilecek olsa yani kadın hiç hamile bile kalmayacak. Tüp bebek yapıyorlar ya tüp bebeği yapıyorlar ve gerçekten de bir can faunusun içine koyuyorlar. Hiç anne hamile bile kalmıyor. Bebekler bu şekilde yetişiyor. Bu noktaya gelinse gerçekten artık kadınların geride kalmayacağına inanır mısınız? Yani sorun gerçekten bu mu? Ve bununla ilgili de ayrı yatan konuşmak istiyorum. Bunun hala daha nasıl icat edilmediğini inanabilmiş değilim. Yani rahim dışı gebelik. Rahim dışı gebelik ne kadar önemli bir şey aslında? İnanılmaz önemli bir şey lan. Mars'a falan onu geç yani Mars'a gideceğine Elon Musk ben dinledim biliyorum Mars'a falan gideceğini bununla ilgilen. Bunun hala olmadığını aşırı şaşırdım ben. Şey diyordum ya zengin olursam bütün paramı işte filmciliğin gelişmesine falan harca vazgeçtim. Önce şu işi bir halledelim nasıl hala daha yok bu iş. Yani bir ülke düşünün arkadaşlar o ülke kadınlara hamile kalmadan da çocuk sahibi olma seçeneğini sunuyor. O ülkenin ne kadar gelişeceğini düşünün. O ülkenin ne kadar ilerleyeceğini düşünün. İş gücü direkt iki kadına çıkacak neredeyse yani. Sadece bu da değil. Sen iki çocuk istiyorsun, iki çocuk için iki sene beklemene de gerek kalmayacak. Hop bir töpe bir çocuk, bir töpe bir çocuk daha bitti. İkiz de olmayacak, farklı farklı çocuklar. İnanılmaz değil mi? Nasıl hala böyle bir şey yok yani? Adamlar nanoteknolojide çığır açtı, adamlar Mars'ta helikopter uçurdu en son. Fucking Mars'ta helikopter uçurdular. Ve hala hamile kalmadan çocuk yapma diye bir şey yok. Şu an çocuğun nebesine ihtiyacı var. Her şeyi böyle nokta atışı bilebilirler. Nasıl bir ortam içinde yaşamalı? Her şeyi nokta atışı bilebilirler. Zengin olduğum zaman buna kasacağım. Gideceğim artık Amerika'da mı hangi ülkede research center varsa buna yakın. Diyeceğim abi alın şu kadar para. Kadınlara hamile olmadan çocuk doğurmayı icat edin. Hadi. Bu sadece bu da değil. Birçok kadın sağlık sorunları olduğu için çocuk doğuramıyor. Kalp sorunları var mesela. Evet. Erkeklerin önündeki bir engelden ve hiç konuşulmayan bir engelden bahsedeyim. Çok fazla kişi olması. Aynı işe başvuran. Şunu görmüşsünüzdür. Garson olacak bayan eleman aranıyor. Şunu da arada sırada görürsünüz. Bay bayan eleman aranıyor. Şunu hiçbir zaman gördüğünüzü sanmıyorum. Ben hiç görmedim. Bay eleman aranıyor. Bunu çok merak etmiştik arkadaşlar. Yani neden garson olacak bayan eleman aranıyor dersin? Arkadaşlardan bir tanesi dayanamamış aramış. Ben bir fotoğraf paylaşmıştım da oradaki numarayı aramış. Olay şu sen bir restoran açıyorsun 10 tane garson alacaksın. Haklı olarak bunun 5'i erkek 5'i kadın olsun diyorsun. İçerisi Şanzelize kafeye benzemesin diye. O 5 erkek tırırt diye hemen doluyor. Ama 5 kadını bulamıyorlar. Senin tanıdığın var mı? Senin tanıdığın var mı? Ötekisinin tanıdığı var mı? Dolduramıyorlar. Yani kadınlara olan iltimasın, kadınlara olan torpilin sebebi çok az bulunuyor. Kadın çalıştırmak istediğin zaman çok az buluyorsun. Biz de yapıyoruz o torpili yalan yok. Kesinlikle bizde de torpil var kadınlara. Çünkü bulamıyorsun yani. Onlara uymaya çalışıyorsun. İşte bütün seti kuruyorsun bilmem ne. 10-20 kişi falan diyor ki misafirim gelecek. Hadi. Eşim nasıl olacak bu iş? Yani neredeyse abartı olmasın yarı yarıya böyle bir sorun yaşıyoruz yani. Her şeyi kuruyorsun. Yarın çekim var arıyor ailem izin vermedi. E şimdi ne kadar tamam demiştin. Arıyor ya arkadaşlar çağırdı kıramadım. Hadi. Yani oyuncak sanıyor insanlar. E sen emek vermezsen, sen savaşmazsan nasıl olacak bu iş? Hep insanlar arkana hadi hadi yaparsın, kadın gücü hadi hadi diye arkana ittirirse nasıl olacak bu iş? Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bu dezavantajı avantaja çevirebilirsiniz. Bugün Aikido grubumda bir tane iki tane kadın dese ki ben buna kasacağım. Düzenli olarak gelse İzmir'in tanınan kişilerinden biri olur. İzmir'de tabii üst kuşak ayıkıducu var ama gerçekten bu işi sağlam yapan kaç kişi var? Bayanların içinde çok fazla kişi yok İzmir'de. Senelerce bayanlar geldi %90'ı da iyi yapıyordu. Hani bilemiyorlar yapamıyorlar falan değil gerçekten iyi yapıyorlardı. Ama hep bıraktılar. Erkek arkadaş yaptılar bıraktılar. Erkek arkadaşlarından ayrıldılar bıraktılar. Vizem var dediler bıraktılar. Vizem bitti dediler bıraktılar. Maalesef hiç kimse kalmadı. Eğer bir iki tanesi devam etseydi şu anda Sadece İzmir'de bu kadar ünlü olmayı geçtim. Bir de şunu düşünün. Benim filmlerimde de dövüş sahnelerinde falan oynayacaktı. Kaç tane şu anda Türkiye'de dövüşçü kız var filmlerde oynayan yani. Ama ne yapabilirim ki evden zorla mı alıp getireyim? Aynı şekilde ben kasacağım. Gerekirse tatili bir kenara atacağım. Yani diğer arkadaşlar öyle yapıyor. Ya işte çok çalışıyoruz bir tatilim var demiyor. Çalışıyorlar. Tatillerinde de gelip çekim yapıyorlar. Ama gele gele adamlar CV oluşturdu. Ve ondan sonra dizlere geçtiler yani kasacaksın. O yüzden bunu konuşuyorum. Bu dezavantajı avantaja çevirebilir şu an bizi dinleyen bayan seyircilerimiz. Evet ben kasacağım. Ben şunu olmak istiyorum. Şunu yapmak istiyorum. Bahane tanımıyorum. Çekimler bittikten sonra kurtuldum mu sanıyorsunuz? Tabii ki hayır. Çünkü ondan sonra da şu geliyor. Ben erkek arkadaş yaptım. Erkek arkadaşım bir sene önce çekmiş olduğumuz videoyu kıskandı. Porno çektik sanki. Erotik bir şey yok ki yani. Ya da işte sevgili. Hayır öyle bir şey yok ki. Normal. Erotik video mu çekeceğiz biz? ya da böyle frikik falan. Hayır öyle bir şey yok yani. Sadece görünmüş. Erkek arkadaşım kıskandı sil. Ondan sonra nişanlandım. Nişanlım kıskandı sil. İyi güzel kardeşim. Sen bu şekilde kendini ezdirtiyorsan işte bak pasifliğe geldik gene. Sen bu şekilde kendini ezdirtiyorsan sen çıkıp da adama sen ne ayak birader diyemiyorsan o zaman suçlu sensin. Kendini ezdirtiyorsan suçlu sensin. Bir tanesi bana şey demişti. Abi yapma çok zor buldum ya falan. Çok zor buldum ya. E bulmasan ne olacak? Ölecek misin? Şu da var arkadaşlar. Bazıları da onu söylemiş. Çok duygusal olmaları kadınların. Duygusallıklarının çok önde olması. O yüzden birçok konuda soğukkanlı olamamaları. Bazı alanlarda evet o da bir dezavantaj olabilir. Bazı alanlarda. Ama bence esas bu pasiflik. Arkadaşlar inanılmayacak pasiflikler görüyorum ya. Yani şu söylediğim hiçbir şey. Sen erkek arkadaşını kızdırdın diye. Erkek arkadaşın orospu gel buraya salak karı diye hitap ediyorsa. Sen de onu bırakmıyorsan. Nasıl bir pasifliktir bu? Suicide Squad gibi beyninin içine bomba mı yerleştirdi? Nedir yani? Ayrılırsan patlatacak mı bombayı? Ya da o çomar erkeklerin bir tane bile kız bulamaması lazım. Nasıl oluyor da bunlar düzgün erkeklerden daha çok kız bulabiliyor? Yani bir erkeğin gözünden akıl almaz pasiflikler bunlar. Akıl almaz. Şunu düşünün. Bir erkek olabilir. Bazı öyle kılıbık arkadaşlarımız var. Beta erkeklerimiz var. Kız arkadaşı buna diyecek ki... orospu çocuğu ibne gel lan buraya... Sen ne yaptın lan falan diye böyle hitap edecek. O adam ya kavga çıkartır ya ayrılır. Bunların hiçbirini yapmazsa da diğer erkekler onunla dalga geçer. Şey yapmazlar. Aa yazık ne kadar da eziliyorsun. Hayır ezdirtmeyeceksin kendini. Diğer erkekler o adamla dalga geçer. Ben de dalga geçerim. Kendine nasıl böyle hitap ettirtiyorsun? Kendini nasıl böyle ezdirtiyorsun? Diyorum ya arkadaşlar siz kırsalda yaşayan, başlık parasıyla işte zorla adama verilen kişiler değilsiniz. Siz okumuş insanlarsınız. Yani az önce söylediğim Kolejde okuyan paralı zengin kızlar. Ailesinin prenses gibi yetiştirdiği kızlar. Bakıyorum şimdi bir grup erkek kendi aralarında konuşuyorlar tamam mı? Orada bir grup kız var. Şununla sen çıkarsın diyor. Bununla ben çıkarım. Şununla da işte Ahmet çıkar. Şununla Mehmet çıkar. Sonra gidiyorlar. Lan dedikleri oluyor. Kızların hiç mi inisiyatifi yok? Kızlar hiç çıkıp da şunu demiyor mu? Siz niye seçiyorsunuz? Belki biz beğenmiyoruz. Belki biz çıkmak istiyoruz. Hayır. Biraz ısrar edince erkekler eh, ne yapayım olsun bari falan. 800 tane Run The World Girls şarkısı dinle. Ne fark eder şu olay olduktan sonra? Who Run The World Girls şarkısı? Yazanlar Beyoncé, Terius The Dream Nash erkek, David Taylor erkek, Wesley Pence erkek, Adidya Palmer erkek, Nick Van De Waal erkek. Kadın gücü şarkısını bile erkekler yazıyor. Yapım, plak şirketi erkeklerin elinde olan bir şirket. Çok büyük ihtimalle Beyoncé'ye gittiler dediler ki ya şöyle dünyayı kadınlar yönetir diye bir şarkı yap Kadın gücünü göster herkese. Aradan da biz parayı götürelim. Bir konu daha. İş yerinde işte erkeklerin kadınları ezmesi ya da taciz etmesi. Doğru. İlk başta söylediğimiz olaya geldi. Erkeklerin daha atılgan, daha agresif olması, daha avcı olması, eş bulmak için erkeklerin hamle yapmasının gerekmesinden kaynaklanan bir durum. O yüzden tacizi erkekler yapar. Normal tecavüzde de erkeklerin daha fazla olmasının sebebi budur. Yani hoşumuza gitse de gitmese de neyin ne olduğunu bileceğiz ki Doğanın işleyişini bileceğiz ki doğanın işleyişini kendi lehimize çevirebilelim. Yine erkeklerin daha çok aldatmasının sebebi de odur. Maalesef bir Türk bilim kanalında bile görmüştüm. Bilimsel olarak erkekler tek eşlidir. Hayır değil. Bilimsel olarak evrimsel süreçte çok eşli. Mümkün olduğu kadar çok kişiye tohum bırakmaya çalışıyor. Aynı şekilde erkekler daha atılgan olduğu için daha çok taciz yapıyorlar. Şeyden dolayı değil Allah belasını versin erkeklerin. Şerefsiz erkekler ahlaksız. Hayır değil. Ne yapayım şimdi ben? Yani ben de çok yaşamıştım bunu. Oturuyordum mesela metroya. Abi öyle bir kız geliyor ki sadece kıyafetinden falan değil. Hepsinin kombinasyonu. Görünüşünden, kıyafetinden, tavırlarından. Yani orada sakin sakin oturuyorsun ama içinden böyle siyah bir pantel olup diye böyle üstüne atlamak geliyor. Bu duyguyu sadece erkek arkadaşlarımız bilir. Böyle ellerini falan sıkıyorsun. Atlamamalıyım, atlamamalıyım, atlamamalıyım falan diye. <laughs> Ondan sonra diyorlar ki no not november. Ulan no not november olsa Millet birbirini üstüne atlar. Erkekler erkeklerin üstüne atlar lan. No not November'mış. E ne yapayım şimdi ben hormonlarımı mı aldırayım? Erkek mi olmayayım? Ne yapayım yani? O yüzden evet kadınların yaşadığı zorluklardan bir tanesi de bu. Mücadele etmeleri gereken konulardan bir tanesi de bu. Her şeyden önce hayır demesini bilmeleri lazım. İkincisi tacizvari hareketler yapan erkekler maalesef ödüllendiriliyor. Biz de böyle enayi gibi bakıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki keşke biz de olsaydık bunlar gibi. E niye demeyeyim ki adamı ödüllendiriyor. 1 2 3 taciz ondan sonra birlikte oluyor kadın bunlar. Burada da şunu söylemek istiyorum. Herhangi bir yerde çalışan erkekler bunu çok görmüşsünüzdür, çok yaşamışsınızdır. Ben de yaşadım. Bazen kadın gelir yeni başlar, senin kadar tecrübesi yoktur, senin kadar yeteneği yoktur ama eli yüzü düzgündür. Vitrin olarak iyidir. Hemen senin üstüne çıkar kısa sürede. Ya da şunu da görmüşsünüzdür. Kart horoz hocaların asistanları nedense hep çıtır kızı olur. Tesadüf. Şeye çok gülmüştüm. Bir tane dizi vardı, Ahu Türkpence'nin ilk oynadığı dizi, İstanbul hikayesi mi, böyle bir şeydi, İstanbul masalı galiba. Böyle bir tane gene hoca var, asistan seçecek, kendi asistanını seçecek, bir sınav yapıyor. Ahu Türk Pençe boş kağıt veriyor böyle, ne biçim sınav bu falan diye. Adam gidiyor Ahu Pençe'yi seçiyor. Diyor ki sen çok cesursun, sen çok cesaretlisin. Ondan sonra baya büyük böyle iri iri cesaretlerim var. O yüzden seni asistanım yapıyorum. Farkında olmadan gerçekçi yapmışlar. Büyü filminde de öyleydi ya. Şimdi buradan iki taraf da aslında zarar görüyor. Erkek üstüne basılıp geçiliyor. Kadın da sonra yükseliyor. Yükselene kadar bir şey yok ama yükseldikten sonra patron buna yürüyor. Veya müdür buna yürüyor. Esas sorulması gereken şu. Oranın patronu neden? Kadın değil. Kadın da şirket açabilir. Kadın şirket açamaz diye bir kural yok. Şirket açıp kendi kurallarına göre yönetebilir. Elin taşın altına koyup riske girip bunları yapabilir. Ha şu önemli arkadaşlar. İtiraz konularından gene. Benim kadın tanıdıklarım var. Çok işte girişimci, çok güçlü kadın. Tamam. Tabii ki var. Ama biz genelden bahsediyoruz. Yani sayısal ortalamadan bahsediyoruz. Hani o pay gap falan diyorlar ya. Pay gap dedikleri normalde kağıt üzerinde erkeklere kadınlara aynı maaş veriliyor. Ama kadınlar daha az para kazanıyor. Neden bu falan deniyor? İşte ortalamadan bahsediyorum ben de. Anlatabiliyor muyum? Ortalama olarak kadınların iş hayatında da diğer yerlerde de geri kalmasının sebebi pasif kalmaları arkadaşlar. Bugün hepsi aynı anda aktif bir şekilde mücadele etse avcı gibi davransalar yani atılgan olsalar hepsi aynı anda. Bu fark kalmaz arada. Bu sorunlar da kalmaz. Doğum falan bunlar arkadaşlar. Bunlar sadece engel. Engel tanımaman lazım. No excuse. Benim ya da başka arkadaşın yapmaya çalıştığı şeylere bakın. Türkiye'de oldurmaya çalıştığımız şeylere bakın. Bu kadar küçük imkanlarla. Ne kadar bahane koyabilirdim ortaya ben aslında. Muhalif olduğum için izin vermediler. Şu olduğu için olmadı, bu olduğu için olmadı, paramız yoktu olmadı. Hepsini teker teker çözdük ve teker teker sorunları ezip geçip çözüme ilerliyoruz. Yapılması gereken bu. O yüzden bu konunun konuşulmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu kadın olduğum için iş yerine şu oluyor bu oluyor diyen insanlar, benim tanıdığım insanlar. Çok fazla param var, çok zenginsin. Şu an çok rahat bir şekilde şirket kurabilirsin. Elin taşın altına koy, şirketini kur. Kendi kurduğun şirkette kadınlara daha çok değer ver. Onları daha yükselt. İstiyorsa erkeklere daha az değer ver ya da erkeklere eşit değer ver bilemiyorum. Ama o kalan tur adamlar patron olduğu sürece bunlar yaşanacak. Kendi gibi olmayan insanları küçük görmeye devam edecekler. Sadece kadınları değil kendi gibi olmayan erkekleri de. Yani okulluları. Okulluları da kendilerinden daha aşağıda görüyorlar. Ya bunlar okumuş bir hayat okulunu okuduk falan diye. Ve bu durumun da aslında iki yüzü var arkadaşlar. Bir erkek olarak kadınlar eğer daha aktif olursa iş hayatında toplumun genel olarak daha güçleneceğinin farkındayım. Ama yine de bunu ben çok dert etmiyorum. Yani kadın olsaydım belki daha çok dert ederdim. Bunu dert etmiyorum. Bunu dert edecek kişi de ben değilim. O yüzden çıkıp da kadınlara ya niye bu kadar pasifsiniz? Biraz daha kassanıza falan diye böyle üzülmüyorum. Yani dünyada üzülecek çok fazla konu var. Sonuçta zararı görecek ben değilim yani biz değiliz. Evet bu sebepten dolayı mesela kadın oyuncuların içinde düzenli gelebilen, disiplinli, sözüne güvenilir, emek veren kadın oyuncu gördüğümüz zaman el üstünde tutuyoruz. Aman gelmeye devam etsin diye. Gerçekten zor bulunuyor çünkü. Ama bulunuyor. Uğraşıyoruz, didiniyoruz, buluyoruz. Zorluklar karşısında kendini salanlar başarısız olacak. Hangi kanun gelirse gelsin. Hangi sözleşme yazılırsa yazılsın. 800 tane daha medeni kanun gelse hiç fark etmez. Ve erkek kadın da hiç fark etmez. Zorluklar karşısında çabuk pes eden biriysen başarılı olamazsın. Dünyada iki türlü insan vardır arkadaşlar. Erkek olsun kadın olsun fark etmez. İki türlü insan vardır. Başarılı olanlar ve bahanesi olanlar.